Çocuğumu uyandırdım. Seni çok seviyorum. Uyuyordum biliyorum. Seninle başlayabilir miyiz? Bence başlayalım. Haydi başlıyoruz. Aloha. Bugün sizlerle daha az atık çıkarmak için ne yapmalı adlı bir video paylaşacağım ve gerçekten heyecanlıyım. Bu video fikrini de bana veren kişi kendini biliyor. Kendisine çok mahalo diyorum, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fikir benim aklıma daha önce hatta niye gelmedi diye hani o bana söylediğinde bayağı wow bu benim aklıma niye gelmedi, süper bir fikir demiştim. O yüzden de hani bugün tabii ki de bu paylaşacağım bütün fikirler ya da size söyleyeceğim her şey tamamen hem benim fikirlerim hem de böyle bu videoyu çekmeden önce biraz araştırma yaptım. Bunlardan zaten bahsedeceğim. Hani onlara dayalı olan bilgiler olacak. Tabii ki de bunlara eklemek istediğiniz sizin de yorumlarınız ya da deneyimleriniz ya da hani farklı yerlerden edindiğiniz bilgiler varsa lütfen onu yorumlarda paylaşın. Çünkü zaten yorumlarda paylaşırsanız hem ben faydalanmış olurum hem de yorumları herkes okuduğu için hepimiz böyle birbirimize fayda sağlarız diye düşünüyorum. Bir de şimdi konuya geçmeden önce bu çiçeği arkadaşlar bilerek yanıma koydum. Yani çiçekleri çok seviyorum. Hani biliyorum kopartılmış çiçekler ama evde de zaten bir sürü bitkim var yani hani az biraz biliyorsunuz bazen yoga odasında falan yani meditasyon yaptığım odada bayağı çiçek var özellikle. Bilmiyorum belki size gösterdim. Neyse sonuç olarak hani bu da yanımda olsun istedim. Umarım böyle çok kalabalık olmamıştır hani şöyle açımız diyorum ve artık konumuza yani videomuzun başlığı olan daha az atık çıkarmak için ne yapmalı konusuna ufaktan şöyle bir giriş yapıyorum. Benim yine malumunuz notlarım önümde. Birçok videoda notlar yazıyorum. Zaten hani video çekmeden önce genelde şöyle bir beyin fırtınası yapıyorum. Bazen birkaç araştırma yapıyorum. Neyse bu videoda da notlarım önümde ve öncelikle size biraz teknik kısmından bahsetmek istiyorum. Ve geri dönüşümün 3 amacını söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunlardan birincisi yani biz neden geri dönüşüm yapmalıyız? Bunun amacı ne diye sorduğunuzda atık sahalarına daha az çöpün gitmesini sağlamak ve hava, su, toprak kirliliğinin azaltılmasına destek olmak ilk sebep. İkinci olarak ekonomik anlamda yani geri dönüşüme uygun materyaller ham madde olarak yeniden kullanılıyor ve israf konusunda hani bayağı azaltmış oluyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam alüminyum geri dönüştürüldüğünde mesela %35 daha az israfa sebep oluyordu. Öyle bir şey vardı yani. Tam doğru söylediğimi düşünüyorum. Öyle bir şey okumuştum. Onun gibi yani ekonomik anlamda aslında israfta bulunmamızı engelliyor. Hani bunun önüne geçiyor. Üçüncü olarak çevresel tabii ki de zaten faydaları var. Ve bir şeyleri çöpe atınca ondan hani tamamen kurtuluyoruz. Ya da o hani bizim hayatımızdan çıkınca tamamen hani dünyada yok oluyor gibi gelebiliyor. Bana da aslında bu geri dönüşümle tanışmadan önce daha doğrusu hani biraz daha küçükken şey düşünüyordum hani çöpe atıyorum artık bitti gitti. Ama öyle bir şey yok. O çöplerin belli bir yere taşınması gerekiyor ve o taşınan yerde de zaten kirlilik, koku yani yığıntı şeklinde bekliyor. O yüzden asıl amaç yani benim de bu videoyu çekmek istememin en büyük amacı ne kadar az atık çıkarırsanız ve ne kadar doğayı düşünürsek hani gelecek nesillere aslında daha güzel bir dünya bırakmak için elimizden ne geliyor buna biraz dikkat çekmek istedim. O yüzden öncelikle bu 3 amacını sizinle paylaşmış olayım. Geri dönüşüm nasıl yapılır diye baktığımızda arkadaşlar 4 aşamadan oluşuyor. Bu 4 aşamada ne derseniz birinci olarak bütün çöpler ayrı ayrı toplanıyor. Ve çöplerden hani her biri birbirinden ayrıştırılıyor. İkinci olarak sınıflandırılıyor. Pardon, ilk önce ayrı ayrı toplanıyor. Evet, normal çöplerden ayrılıyor geri dönüştürülecek olanlar. Sonrasında ikinci aşamada sınıflandırılıyor. İşte cam, metal, kağıt gibi. Plastiği buraya katmadım çünkü plastik geri dönüştürülemiyor. Ve bununla ilgili de birazdan değineceğim. Üçüncü olarak atıklar fiziksel ve kimyasal olarak değişim geçiriyor. Ve dördüncü olarak da yeni ürün ekonomiye tekrardan kazandırılıyor. Yani aslında geri dönüştürdüğümüz her şey, daha doğrusu hani
bizim bu geri dönüşüm aşamasında katkı sağladığımız her şey zaten biz geri dönüştürdüğümüz için o kullandığımız, önceden kullandığımız ürünleri bir daha geri dönüştürüp bir daha kullanıyoruz. Dolayısıyla burada da aslında israftan kaçınmış oluyoruz ve ekonomiye de katkı sağlamış oluyoruz. Şimdi şöyle bir örnek yazdım, onu bir size okuyacağım. Ondan sonra da diğer benim deneyimlerime ya da benim böyle gözlemlerime, nacizane belki önerilerime, fikirlerime yer vermek istiyorum. Örnek şuydu, benim bayağı ilgimi çekti. Bir ton kullanılmış kağıt atığının geri dönüşümü sonucunda 16 adet çam ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık alan kurtuluyormuş. Ve bu da demek oluyor ki bu kazanım yılda 80 milyon çam ağacı ve 40 bin hektarlık ormanlık araziyi korumak demek oluyormuş. Yani aslında bizim olabildiğince az atık çıkarmamız gerekiyor ki, ya da mesela kağıt falan işte kullandığımızda ya da cam şişe, neyse, teneke kutu, bunları kullandığımızda olabildiğince geri dönüşüme katkı sağlamamız gerekiyor ki biz de doğaya bir şekilde fayda sağlayalım ve bu dünyaya aslında verdiğimiz çöpleri azaltabilelim. Ve hani umarım siz de doğayı çok seviyorsunuzdur. Gerçekten bana kalırsa doğaya, hayvanlara, dünyaya saygısı olan insanın gerçek anlamda kendisine de saygısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bunları çok önemsiyorum ve elimden geleni de gerçekten yaptığıma inanıyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir not aldım. Ülkemizde de bu arada hani aslında geri dönüşümde çok çok iyi, hani bütün dünyayla Türkiye'yi kıyaslarsak muhteşem konumda tabii ki de değiliz. Ama sıfır atık projesiyle beraber büyük gelişme kaydetmişiz. Böyle de bir şey var. Öncelikle arkadaşlar bu bir bilinç ve zaten daha az atık çıkarmak için, geri dönüşüme katkı sağlamak için bence bu bilincimizi oluşturmamız gerekiyor. Yani olay işte ben geri dönüşüme katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü sebebi yok değil de ben bu katkıda bulunursam gerçekten bir fayda sağlayacağım. Dünyada en azından hani bu footprint dedikleri bir şey vardı ya, ayak izinizi işte azaltın. Her anlamda aslında sizin dünyaya bıraktığınız olumsuz diyeyim tırnak içinde mirasınızı azaltmak ve sizin verdiğiniz hani yine tırnak içinde zararı azaltmak ki gelecek nesillere de bu anlamda alan açabilelim diye. Bu anlamda bence bir bilinç ve de her şey gibi bu da bir alışkanlık gerektiriyor. Hani öyle bir günde tabii ki de her şeyin değişmesi mümkün değil ama zamanla yapa yapa değişeceğini düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben şöyle birkaç tane not aldım. Dediğim gibi daha az atık çıkarmak için biz ne yapabiliriz? Mesela poşet yerine bez çanta kullanabiliriz. Zaten artık hani marketlerde falan siz de biliyorsunuzdur. Genelde böyle 25 kuruşa satılıyor poşetler. Ve ihtiyacınız var mı? Bir onu kendinize sorabilirsiniz. Hani özellikle zaten marketten alışveriş yaparken hani ben çantamın içine mesela bir tane daha böyle küçük hani bez çanta atıyorum. Gidiyorsam ekstra çantaya ihtiyacım oluyorsa hani alışveriş yaparken falan direkt onu kullanıyorum. Gerçekten olabildiğince poşet kullanımımı azalttım. Hani çok çok ihtiyacım olan işte böyle büyük poşetlere bazen evde çöpler için ihtiyacımız oluyor. O zaman ancak onu kullanıyorum. Bu arada hani büyük çöp poşet yerine hani siz başka bir şey kullanıyorsanız ya da doğaya bu şey ekolojik torbalar falan var. Onları biliyorum. Onlardan almıştım. Ama birçoğu bende çabuk yırtıldı. Sizin öneriniz varsa bu anlamda ona da açığım demek istiyorum. Hani önerilerinizi lütfen yorumlara yazın. Bu birincisi, hani birinci aşama. İkinci olarak plastik kullanmamaya dikkat diyorum. Şimdi arkadaşlar burada aslında hani beni biliyorsunuz, ben çok film ve dizi önerisinde bulunuyorum. Hani film dizi önerisinde bulunduğum birçok videom var. Hatta bir tanesinin kartını şuraya koyalım. Bakın isterseniz en son yayınlanan videoyu. Orada bunu da şu anda niye aklıma geldi? Broken diye bir belgesel vardı. 4 bölümlük, hatta belki bir öneri videosunda onu ele alırım. Oradaki bir bölümde plastiklerin geri dönüştürülemez olduğundan ve neden geri dönüştürülemez olduğundan bahsediyordu. O bölüm beni çok etkilemişti ve ben o bölümü izledikten sonra özellikle o belgeselde dedim ki tamam Kardelen, hani bundan sonra kesinlikle plastik kullanmıyorsun ya da olabildiğince yani az kullanıyorsun. Hatta bu pipetleri hani bilirsiniz işte özellikle hani yazın mesela soğuk kahve içtiğinizde ya da hani ne bileyim gittiğiniz bir yerde bir şey içerken hani pipetle servis edilir. Onlar mesela genelde plastik. Ben inanın bana bütün yaz yanımda bu alüminyum oluyor galiba. Alüminyum olması lazım. Umarım doğru biliyorumdur.
O alüminyum hani pipetlerden taşıdım ve hani akşam zaten yıkıyordum. Sonra yine çantama atıyordum. Yani olabildiğince her anlamda gerçekten plastik kullanmayıp atık çıkarmamak istedim ki bu dediğim gibi geri dönüştürülebilir deniliyor. Ama aslında plastiğin geri dönüştürülemez olduğunu o belgesel gösteriyor. Bu da tabii ki hani benim o belgeselden bildiğim kadarıyla bunu böyle detaylıca araştırmadım. Ama plastiğin zaten çok zararlı olduğunu da biliyoruz ve yine 1950'lerde mi 40'larda mı 60'larda mı hani o zamandan zaten hani çok düşük miktarda düşük karla yani hani üretilebildiği için plastik ünlü oldu ve o şekilde hani kullanıma sunuldu. Bir diğeri arkadaşlar geri dönüşüme atmak üçüncü olarak yani daha az atık çıkarmak için aslında camı işte ne bileyim metalleri her şeyi geri dönüşüme kağıtlarımızı atabiliriz. Ve ben Biga'da ve İngiltere'de yaşarken özellikle böyle dağ evinde yaşayan bir arkadaşım vardı. Ona gittiğimde composting deniliyordu. Bu Türkiye'de de bayağı yaygınlaştı da hani İstanbul'da ben şu an yapamıyorum. Mesela patates kabukları, ne bileyim yemek yaparken işte havuç kabukları, her ne varsa hani doğada geri dönüştürülebilecek. Mesela Biga'da işte biliyorsunuz vloglardan, Biga vloglarını izlemediyseniz onu da şuraya koyayım. Hani dedemle, anneannemle orada çok zaman geçiriyorum özellikle yazın. Biga'da mesela biz bir şey yedikten sonra işte meyve, ne bileyim sebze onu direkt yan bahçeye atıyoruz. Orada zaten hani kimse yaşamıyor. Buna hani aslında composting deniyor. Çünkü o toprakla beraber zaten hani yararlı olan her şeyi topraktaki o topraktaki hayvanlar yani sürüngenler diyeceğim. Onlar yiyor ve dolayısıyla da hem doğaya katkı sağlamış oluyoruz hem de zaten geri dönüşüme de aynı zamanda katkı sağlamış oluyoruz. Bunun yanı sıra giysilerde de geri dönüşüm önemli. Onu da not almışım. Kullanılmayacak durumda olan giysileriniz varsa bu hani şeyler var, kutular var. Oraya atabiliyorsunuz. Ya da tabii ki de hani belki biraz hırpalanmış, çok iyi durumda olmayan ama başkasının ihtiyacı olabilecek kıyafetleriniz varsa da onları da bağışlayabilirsiniz. Hatta bence çok da iyi olur. Hem hani azalttıkça yeni olana da yer açarsınız. Bilmiyorum, ben tüketim toplumundan çok üretim toplumunu destekliyorum ve üretim toplumunun temelinde de daha az tüketmek de yatıyor bence. Çünkü biz ne kadar çok tüketirsek o kadar çok üretmeye aslında şevk ediyoruz. Ama o üretmenin de kalitesi düşüyor. Bence daha az tüketirsek üretimin kalitesi de yükselir diye benim bu düşüncem. O yüzden de hani belki mesela tabii ki de ihtiyacımız olan her şeyi satın alalım bütçemiz el verdiğince. Ama yılda 15-20 kazak alıyorsanız yani gerçekten ona ihtiyacınız var mı? Belki 1-2 kazak sizin işinizi görecektir ve belki uzun yıllarda onu giyeceksinizdir diyorum. Neyse şu anda konudan sapmıyorum ve direkt konumuza geri dönüyorum. Dördüncü olarak arkadaşlar katı şampuan kullanımı. Bunda da atık çıkmıyor. Hani ne alaka kardelen derseniz de şöyle. Ben yeni yeni bu katı şampuanı kullanmaya başladım. 3-4 kere kullandım. Dilerseniz onu da hani bitenler videosunda belki sizinle paylaşırım. İlginizi çekerse. Onda da hani kutu içinde gelmediği için tamamen sabun formunda ama bir şampuan olduğu için hani o kutu atıklarınız olmuyor. Dolayısıyla da daha az atık bırakıyorsunuz hani etrafa. Yani bu atıklar sizden çıkmıyor diyeyim. O yüzden de belki katı şampuan kullanımını bir değerlendirebilirsiniz. Ve bir diğer madde yani beşinci oluyor sanırım. Birçok kez kullanabileceğimiz ürünleri tercih etmek. Mesela saklama kapları ya da camlar, hani o cam işte saklama kapları ya da kavanozlar olabilir. Ya da şarj edilebilir piller. Çünkü pillerin de çevreye verdiği büyük zarar var. Bunun yanı sıra peçete yerine el bezleri. Ben gerçekten bunu artık hayatıma yavaş yavaş evdeyken sokmaya başladım. Çünkü o kadar çok benim yani peçete israfım oluyor ki ben çok fazla havlu peçete falan da kullanıyordum. Artık tamamen böyle 2-3 tane el bezi bulunduruyorum çevremde ve onlarla işimi görmeye çalışıyorum. Tabii ki peçete de alıyorum ama onu olabildiğince azalttım. Bunun yanı sıra evet o çok önemli, kahve ve su kapları arkadaşlar. Özellikle şimdi kahve için ben böyle bir şey aldım ve bütün yaz bunu kullandım. Yani hani içine buz atıyorum ve bu da pipet, demin bahsettiğim pipet. Şimdi kahveli şey yapmayayım ama şöyle yakından göstereyim size. Şöyle bir termosum var mesela. Şöyle de pipet aldım 4 tane kendime. Mesela bunları hep yanımda taşıyorum.
Siz illa tabii bunu almanız gerekmiyor. Nasıl isterseniz ama bir termos almanızda şöyle de mesela göstereyim. Burada da su şeyim var. Mataram var. Su matarası ya da Suko diye bir marka var. Belki duymuşsunuzdur. Onun ürünlerine bakabilirsiniz. Yani burada önemli olan aslında evden çıkmadan kendi suyunuzu doldurabilirsiniz. Aynı zamanda bu su arıtma sistemleri var. Ben bir tane taktırdım kendi evime ve bence maliyetli oldu. Yani çok ucuz değildi. Ondan sonra da sorun yaşadım. Hani evde su geldi gitti, sonra o bozuldu falan. Hani tamir ettirmek de masraftı. Neyse, eğer arıtma yapabiliyorsanız hani arıtma yapabilirsiniz falan. Ama önemli olan hani dışarıda plastik şişede su almaktansa ya da bir kafeye gittiğinizde hani elde bu bardaklar var ya, kullan at bardaklar, onlardan almaktansa yanınızda taşıdığınız bir mataraya doldurmak ya da o şekilde kahvenizi tüketmek çok daha iyi diye düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra bambu diş fırçalarını yazmışım. Bambu zaten doğada dönüştürülebilir. Yani aslında şöyle mantık şu: doğada ne kadar dönüştürülebilirse ve ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde geri dönüştürülebilirse o kadar o ürünleri tercih etmemiz çok faydalı olur. Kullan at ürünlerden de aslında vazgeçmemiz iyi olur diye düşünüyorum. Bir de şurada bir şey daha var. Ha, ihtiyacınız olan ürünü kendinizin yapmanız önemli demişim. Burada da işte mesela satın aldığınız soslar vardır, o vardır, bu vardır. Eğer ki elinizden geliyorsa ya da böyle şeylere merakınız varsa diyeyim. Benim anneannem mesela domates soslarını çok yapıyor. Yine o Bigo Vlog'da galiba paylaşmıştım hatta domates soslarıyla ilgili. Onun gibi şeyler olabilir. Yani kendi yapabildiğiniz her ne varsa, hani benim şu anda aklıma gelmeyen, onu kendinizin yapması da çok önemli. Bir diğer madde ya da böyle bir diğer benim aklıma gelen konu da şu oldu: e-faturaya geçmek. Bu da zaten kağıt israfının önüne geçiyor. Ve son olarak da gıda alışverişi yaparken arkadaşlar ihtiyacınız olan kadar satın almak. Ve de bu benim de dikkat etmem gereken bir şey. Açken bazen ben de fazla yemek söyleyebiliyorum, özellikle dışarıda yerken. Ona hani tabağınızda ne varsa yani gerçekten onu silip süpürmek ya da onu alıp hani kedi köpeklere belki sokakta hani bir yere, makul bir yere koyabilirsiniz. Olabildiğince aslında israftan kaçmamız gerekiyor. Bunları söylemişken de sizin aklınıza gelen, benim bu videoda ele almadığım başka bunun gibi böyle Kardelen bak şu da var, buna da dikkat edebilirsin ya da buna da dikkat edebilir bütün arkadaşlar dediğiniz konular varsa dediğim gibi yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Şimdi tüm bunları demişken ben bir de şunu araştırdım. Bu geri dönüşüm konusunda ya da daha az atık çıkarma konusunda da bütün dünyada hani hangi ülke ya da hangi ülkeler en iyi durumda, yani bunu en iyi başaran ülkeler hangileri diye bir bakmak istedim ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Açıkçası sonuç beni hiç şaşırtmadı, sizi de şaşırtacağını düşünmüyorum. Birkaç ülke var aslında, hani onlar şaşırttı ama genel olarak bu İskandinav ülkeleri bu konuda çok iyi. Aldığım notları şimdi size söyleyeyim arkadaşlar. Geri dönüşüm konusunda en iyi olan ülke Almanya. Hatta 2016'dan bu yana önceki yıl ürettiği atıkların %56.1'ini geri dönüştürmüş ve dünyadaki en yüksek geri dönüşüm oranına sahip. Aynı zamanda dünyadaki ilk geri dönüşüm sistemi olan yeşil noktayı Almanya hazırlamış. Bundan bir sonraki sırada, yani bu hani bu sırada mı ilerliyor bilmiyorum ama en azından hani bu ülkeler gerçekten geri dönüşüm konusunda yol kat etmiş ülkeler. Bu arada biraz hızlı konuşuyorum ki video çok uzamasın diye. Eğer Kardelen biraz daha yavaş, tane tane konuş ama bize daha az bilgi ver derseniz bu şekilde de video çekerim. Ama şimdi dediğim gibi videoyu çok uzatmak istemediğim için biraz hızlı gidiyorum. Umarım hani bu bir sorun teşkil etmez sizin için. Şimdi devam ediyorum. Diğer sırada İskoçya geliyor arkadaşlar. 2017 itibariyle %44.2'sini atıklarının geri dönüştürüyor. Bir sonraki Danimarka. Danimarka'da da atıkların neredeyse yarısı geri dönüştürülüyor ve çöpler de yakılıyor. Bir de aynı zamanda yakılan çöpler de hani bazıları yakılıyor, bazıları da evleri ısıtmak için kullanılıyormuş. Hani bu şekilde değerlendiriyorlar. Bence zaten çok mantıklı. Tabii bunun için hani gerçekten bir sistemlerinin olması gerekiyor. Danimarka ve İsveç anladığım kadarıyla bu konuda çok iyi. Zaten İsveç'in ben çok iyi olduğunu biliyordum. Hatta bir ülke vardı, İsveç miydi?
çöp ithal ediyordu. Yani başka ülkelerden çöp alıyordu. Hangi ülkeydi o? Böyle bir şey vardı. Bunu da galiba Broken belgeselinde izlemiş olabilirim. O plastikle ilgili bölüme, hatta şuraya bir yerlere o bölümü koyayım. Yani koyalım. Onu muhakkak bir izleyin derim. Benim gerçekten böyle ufkumu açmıştı, genişletmişti. Beni çok etkilemişti diyebilirim. Şimdi şuna geleceğim. İsveç bir diğer ülkemiz. 1984'ten beri şişe geri dönüşüm projesine sahipler ve boş cam, plastik şişe ve tenekelerini ters otomat makinelerine bıraktırıyorlar ve kupon alıyormuş insanlar bu şekilde. Yani buna teşvik ediyorlarmış. Geri dönüşüm oranı da %84.8'miş arkadaşlar. Atıklar İsveç'te de dediğim gibi yakılıyor ve bunun yanı sıra hani bu baktığım ülkeleri de söyleyeyim size hızlıca. İşte Lüksemburg, İtalya, İsviçre, Belçika, Slovenya, Avusturya, Kanada, Singapur, Japonya, Tayvan, Güney Kore ve Hollanda başı çekiyor diyebilirim. Ben bu listede açıkçası Türkiye'yi de görmek istiyorum. Yani dediğim gibi bu tamamen bilinçte bitiyor. Biz şunu anlarsak bence hani her bir insan, her bir vatandaş ne kadar az atık bırakırsam dünyaya o kadar katkım oluyor. Ya da ben bir şey mesela çok insan görüyorum. Gerçekten bu konuda sinirlenmek istemiyorum ve videoyu da dediğim gibi uzatmak istemiyorum ama mesela bazen böyle trafikte camdan atıyor çöpünü ya da yani yere atıyor çöpünü. İşte izmarit atılması bile bence çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Ben bunu çok ayıplıyorum. Yani o çöpü o yere atıyorsunuz, sonra nasıl yürüyorsunuz? Yani ben kendimi bildim bileli küçükken bile çöp attığımı hatırlamıyorum. Yani hatırlamadığımı bilmiyorum. 3-4 yaşına kadar belki olmuştur ama gerçekten çünkü küçükken bile anneme kızıyordum ya da böyle çöp atarsa biri kızıyordum yani. Hani şey gibi görüyordum arkadaşlar. Olay onda bitiyor. Yani ben böyleyim. O insanlar niye böyle gibi bir yerden asla söylemiyorum. Gerçekten hani herkese saygı duymaya da çalışıyorum ama şöyle bir noktası var. Biraz sinirlendim bu konuda. Dünya bizim evimiz. Şimdi siz evinizde çöpü yere mi atıyorsunuz Allah aşkına? Yani hani ya da camdan böyle hop diye fırlatıyor musunuz? Ya da evdeki çöpünüzü hop camdan fırlatıyor musunuz? Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla da tabii ki de çöplerimizi çöp kutularına atıyoruz. Yani tabii ki de yani çöp tenekeleri var. Onu topluyorlar ama onlar oradan zaten gereken yere gidiyor. Ama yere atmanın mantığı ne? Ayrıca onu toplayan insanlara da yazık değil mi? Onların da yani neden sizin çöpünüzle ilgilensin? Yani şey diyebilirsiniz, kardelen onların da işi bu. E tamam ama siz daha az atık çıkarın, onların da işi azalsın, daha güzel olmaz mı? Diyorum ben de. Neyse bu konuyu burada kapatıyorum. Ve bunun yanı sıra son olarak notlarıma bir daha bakayım. Evet arkadaşlar, şöyle en önemli nokta zaten bunu da yazmışım. Her bir kişi ilk adımı atma konusunda bilinçlenmeli ve ayrıştırma yöntemini önemsemeliyiz bence. Ayrıştırma yöntemi de ne derseniz hani özellikle evlerinizde ya da çalıştığınız ofisinizde ya da belki arkadaşlarınıza da bunu söyleyebilirsiniz. Ofislerine işte böyle mesela kağıt, şişeler, hani cam ve metal atıklar için hani o 3'e mi ayrılıyordu, 4'e mi ayrılıyordu, diğer atıklar diye de sanırım geçiyor. Hani o işte birkaç tane o kutulardan aldırtırıp onları dolduktan sonra da hani gerekli yerlere gönderirseniz ya da oradan hani alırlarsa sizin ofisinizden ya da her nereden işte o şekilde siz de ayrıştırarak geri dönüşüme yine katkı sağlayabilirsiniz. Aslında arkadaşlar olay biraz da şurada bitiyor. Bunu böyle çember olarak düşünün. Şimdi tüketimi azal, zaten hani böyle okla hani o geri dönüşüm işareti de vardır ya. 3 taneydi hatta galiba. Hani tüketimi azalt, tekrar kullan ve geri dönüşüme katkı sağla. Dolayısıyla biz daha az atık çıkarmaya, tüketimi azaltmaya, yani gerçekten tüketim toplumundan belki de üretim toplumuna geçmeye niyet etmemiz ya da niyetli olmamız fayda sağlayabilir. Biliyorum hepimizin hayatları çok kolay olmuyor. Biliyorum belki şu anda bu videoyu izliyorsunuz ve diyorsunuz ki kardelen bununla mı uğraşacağım, zamanım yok. Ama inanın ileride hiç zamanımız olmayacak ve ileride bu dünya zaten tükeniyor. Yani bütün kaynaklar tükenmeye başladı ve şu anda hani geç kalınan bir dönemdeyiz. Zararın neresinden dönersek kar olarak bakın. Sizin çocuklarınıza daha iyi bir gelecek bırakmak istemez misiniz diyorum bu aşamada.
O yüzden lütfen söylediklerimi ve bu videoda paylaştıklarımı bu açıdan ele alırsanız, sevgiyle, şefkatle kabul ederseniz çok sevinirim. Ve bunun yanı sıra siz bu dediklerime dikkat ediyor musunuz ya da siz ne düşünüyorsunuz? Bu söylediklerim içinden size "Aa evet güzel fikir" ya da "Kardelen bir de şöyle bir şey vardı" diye düşündükleriniz varsa lütfen dediğim gibi yorumlarda paylaşın. Aynı zamanda sorularınız varsa onu da arkadaşlar yorumlarda paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Tekrardan söyleyeyim, hani ben bunlardan böyle bahsediyorum ama hani ben de bunları %100 her zaman böyle jilet gibi uygulayamıyorum hayatımda. Ben de tabii ki de yeri geliyor kullanat kahve kaplarından alıyorum, almak zorunda kalıyorum. Ben de yeri geliyor çok susuyorum, plastik şişede su alıyorum. Yani bu böyle inanılmaz derecede her an yapabildiğim bir şey değil. Ama önemli olan bunu aklımızda tutmak. Dediğim gibi diyorum ve artık videoyu burada kapatıyorum. Çok 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 mahalo. Gerçekten iyi ki varsınız arkadaşlar. Yani her birimize böyle fayda sağlasın. Beraber bir destek olalım hem birbirimize hem de dünyaya diyorum. Ve aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isterseniz buraları bir yerlere, gerçi şu çiçekten görmeyebilirsiniz, şöyle yapayım. Instagram'ı bırakıyorum. Takipte kalırsanız mutlu olurum. Hem beni de biraz daha yakından, hani storylerden, postlardan biraz daha yakından tanıma şansınız olur. Bir de aynı zamanda Instagram'dan, hani storylerden size sorular sorarak YouTube'a içerikler üretmek, çekmek istiyorum, videolar çekmek istiyorum. O açıdan da takipte kalmanız çok faydalı olur. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor. Genel olarak zaten hani her hafta değişik konularda videolar çekiyorum. Genelde çoğu zaman yanımda ya bitki oluyor ya çiçek oluyor evde çekim yapıyorsam. Ama bu çiçekleri çok sevdim ya. Ay çok seviyorum ya. Gerçekten çiçek çok seviyorum. Neyse arkadaşlar, haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Ve zamanla kazanıyoruz. Bir oradan çık, kameranın altında duruyor. Çık oradan! Yeşil far sürdüm. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ben böyle üzerimle uyumlu olsun dedim. Hani doğaya biraz dikkat çekelim dedim. Şu çiçekleri de size göstermek istiyorum. Öyle kapatayım. Ya çok iyi oyun.